Merhabalar arkadaşlar. Bugün After Effects kullanarak elle çiziyormuş gibi animasyonun nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi ben sıfıraya çiziyormuş gibi şekilde animasyonu gerçekleştiririm. Siz de bu tarz yapacağınız işlerde kullanabilirsiniz. Deftere yazı yazma animasyonu olabilir. Ne bileyim başka bir şekilde yazı yazma animasyonu olabilir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu fontu Dafont sitesinden, burada birçok ücretsiz font var. İstiyorsanız siz de hani bu siteden edinebilirsiniz. Bu fontun aynısını aşağıdaki açıklama kısmına da koyacağım zaten. Şimdi hemen nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi tekst oluşturma yerinden bir tekstimizi yazıyoruz. Nasıl hani hangi teksti yazmak istiyorsanız. Daha sonra buradan pen tool'umuzdan pet olarak çizeceğiz. Aynı eskiden hani ilkokuldayken yazı derslerimiz olurdu ya. Hani birinci hareket, ikinci hareket. Aynı şekilde çizime başlıyorum. T'nin başlangıcı üst taraftan başlıyorum. Daha sonra alta getiriyorum. Buradan tekrar üste çıkacağım. Ne kadar fazla nokta atsanız da hiç problem değil. Size kalmış hani. Şimdi ben bunu, bu videoyu hızlandıracağım. Birazdan buluşacağız tekrar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazıyı tamamladım hızlı bir şekilde. Buradaki bütün pet çizgisinin hani hepsinin aynı renk olması lazım. Yani buradan maskın bir tane mask 1 olması gerekiyor. Hani daha temiz iş yapabilmek için. Diğer türlü de olur ama burada effect preset yerinde buraya stroke yazıyoruz. Burada generate'in altına stroke şey var. Hemen bunu ya yazının üzerine atıp ya da efekt menüsünün olduğu sol tarafa atıyoruz. Burada renk kısmı var. Renk kısmını buradan kırmızı yapıyorum. Gördüğünüz gibi pen tool'da, biraz önce pen tool'da çizdiğimiz hepsini kırmızı renge getirdi. Daha sonra burada brush'ımızın kalınlığını arttırıyoruz ki arka plandaki beyazın komple gitmesini sağlayacağız. Şimdi buradayken tekrar bir düzenleme yapıyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz daha düzgün olabilmesi için. Bir aslında daha da küçültmesek daha iyi olacak. Ne kadar bu arada şey yani küçük olursa daha iyi olur. Çünkü birazdan karşımıza çıkacak hataları da göreceksiniz. Yani illa %100 almasına şart değil bu arada hani. Bu sizin çalışmanıza bağlı. Şunları böyle tekrar düzelttikten sonra burayı da hızlandıracağım. Evet, bütün kırmızı rengin beyazın böyle çok az. Mesela şu A harfinde sıkıntı var. Onu da düzelteyim hemen. Evet, gördüğünüz gibi bütün kırmızının kapladığını görüyorsunuz. Şimdi burada hemen sol tarafta stroke'un olduğu tarafta Reveal Original Image'in Paint Style'ın olduğu taraftaki Reveal Original Image'i seçtikten sonra gittiğini görüyorsunuz. Hemen burada animasyonumuzun keyframe'ini seçiyoruz. Noktasını koyuyoruz daha doğrusu. Daha sonra bunu 50. frame'e getirdim. Bunu da 0'a indiriyorum. Burada. Şimdi gördüğünüz gibi yazımızı yazdı. Bakın şimdi hani biraz önce size söylemiştim ya, olabildiğince brush size'ımızı küçük tutun, yoksa şuradaki gördüğünüz gibi bakın şurada kendi şeyi çıkmış. Onu birazcık daha mesela şöyle aldık da, şunlar da var mesela, bu pürüzsüzleşsin istiyorum birazcık daha şöyle. Zaten hızlı yazdığı için fazla problem olmayacaktır. Aynı şekilde hepsine bakıyorum, böyle bir gözden geçiriyorum yavaş yavaş. Bakın gördüğünüz gibi burada da sıkıntımız var. Şunu birazcık daha bu tarafa alıyorum. Bunları düzeltiyorum. Şimdi yine şunu şöyle yapıp, hatta buradayken bile nokta ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani şöyle yapmak için. Mesela bunu birazcık daha böyle yaparsam büyük ihtimalle daha iyi olacak. Evet, bakın daha iyi oldu. Şurada bir sıkıntımız var. Şunu da şöyle çözeceğim. Burada bir tane yine ağda sıkıntı var. Yine nokta ekleyebilirsiniz. Burada hiç sıkıntı değil. Bittikten sonra evet, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolaylıkla yapabileceğiniz stilde yapabilirsiniz. Peki şöyle küçük bir şey de eklemede yapayım hadi arkadaşlar. Şimdi bu animasyonumuzu aynı el yazısı gibi böyle animasyon eklemek istiyorsanız mesela buraya effects menüsündeki yere Edge yazdıktan sonra burada Rounder Edge var. Bunu atıyoruz buraya. Daha sonra attıktan sonra burada Evolution olduğu kısmı var. Biraz daha önceki dersimi de izlerseniz arkadaşlar nasıl Wiggle, ondan sonra Experiencer'ı nasıl kullandığını göstermişim. Tekrar buraya Wiggle yazıyorum. 1'e 100 dedim mesela. Bakın şimdi yazım böyle titriyor gördüğünüz gibi. Ve şey yani sınırsız. Mesela buradaki ayarı şey olarak arttırabilirsiniz.
keskinliğini. Hani buradaki ayarları birazcık kendiniz oynayarak bakabilirsiniz. Mesela tebeşir yazısı gibi oldu. Bakın. Ve birazcık da oynuyor hani hareketli. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten bu tarz videoları devamına gelecek. Küçük küçük hemen hızlı hızlı yapılmış 5-6 dakikalık. Gelecek videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok sevinirim.